Öyraz ne yapıyorsun ya? Acıktı mı yenge? Ay herkesi bekleyeceksin. Babam da alıyor. Anne yemekleri getireyim mi artık? Yok kızım abinle yengen gelmedi. Dur bakalım gelsinler. Tamam bu da işi yapıyorum diye görüneceğim diye. Ya Seferli amcam da gelmediler daha. Niye de Allah bilir niye iş çeviriyorlar. Hadi oturun oturun. Hadi. Oy ne oldu? Neyse. Ya çok kolum ağrıyor. Çok oynamışım da kaldıramıyorum kolları. Düğünde indiremedin ya şimdi kaldıramıyordur baba oğlum. Bir losu ver. En çok istemeyeyim diyen adam düğünde en çok o oynadı. Kanım kaynadı ya. Eve getirdim. Gece yatakta oynadı. Ulan bana bak nasıl figürlerdi onlar öyle gebelik yaşar. He? Sorma ya. Böyle ben... sanki elektriğe kapılmış. Böyle kıvranan bir solucan gibi. Sen de dönme dolap gibiydin lan. Herkes senin sırtına binmeye çalışıyor. Ay analarım. Sizin de hakkınızı teslim etmek gerek. En dünürüm ben diye kıyasıya bir yarışın içindeydiniz oynar gene. Peki kim kazandı sence? Berabere. Neyse. Allah nasip ederse inşallah bizim düğünümüze ikinci müsabakanızı yaparsınız değil mi? Oho bu gidişle doğmamış yeğenim evlenir o düğün yine bize gelmez Poyrazcığım. Ay benim lapiska saçlı kızı. Sen bu düğünü çoktan hak ettin. Vallahi mı? Vallahi. Kız ikinci kez babaanne olmaya hazır mısın ha? İnşallah. Öster. Büyüklerin yanında öyle düğün müğün konuşulmaz. Oğlum heyecanlandım pantolon. Oğlum fındıklar bitsin düğününüzü edeceğiz. Oho baba yani yaza kadar ne bekleyeceğiz ya? Hem fındık ne alaka anlamadım da. Oğlum fındık hasatı edilsin. Akrabalar, hısımlar fındıkların parasını alsın. Size altın taksın diye bekliyor ya. Hiç anla. Ya babacığım iyi düşünüyorsun, güzel düşünüyorsun da hısım akrabaların işi yok bu ara zaten. O yüzden neyi bekliyoruz diyorum anlamıyorum ki. Bir sonraki engeli tabii ki. Aşkım sen çay... Büyük ailem, güzel hoş ailem geldiniz. Hoş gelmişsiniz. Hoş geldiniz. Ay anneciğim, babacığım, hoş geldiniz. Deseydiniz ya bana ben gelir önden hazırlık ederdim. Ah kızım demelerine gerek mi var artık onlar da bu evin insanı. Bu evin diğer iki insanı nerede acaba? Ha şey, valla abim bir işim çıktı dedi, çıkıp gitti. Amcam da peşine takıldı, anlamadım yani. Ha. Baba, ne o? Bir derdin var radyonla oynuyorsun gene. Yok ya, şu senin pampan o kadar çok oynadı ki bu radyoyla. Canım çekti, biraz da ben oynayayım. Şimdi reklamlar. Mağdurların dikkatine. Hoş geldin kocacığım. Gizem avcuları ayağınıza geldi. Öçü, böçü, peri, hayalet kenarına, vampir kalbine, cadı dişine, uzaylı derisine, şeytanların kulağına kurşun dökülür. 5 dakikada kovulur. Seferin radyoda ne işi var? 5 dakikada kovulur, hemen gizem çözülür. Gizem avcuları. Hello family. Nasıl reklam? Hı? Kıyak olmuş değil mi? Bu ne la şimdi? Ben hiçbir halt anlamadım. Baba duydunuz işte. Gizem avcularıyız biz. Ha, hatta şey, menajerleri de benim. Bu arada pampamla aynı ofiste çalışacağız. Abi, abi. Kocamın ofisinden uzak durun. Gidin azotede oynayın. Artık çok güzelim. Çöktüler ofisime. Lan oğlum deli deli işler yapmayın. Siz evdeki sineğe kovalayamazsınız. İş açmayın başınıza ya. Abi işin ucunda mangır varsa her şeyi kovalarık. Tamam. Bu işte deli para var. Abi sen kendi gölgenden korkan bir adamsın. Hayaletlerle mi gidip dövüşeceksin? Ha. Niye korkak olsun ya benim kocam? Niye dövemezsin? Neyi yesek? Zekası. Allah'tan bende bolca var. Şaka yapa yapa sen de vallahi şakamatik oldun ya. Vallahi zekam da cesaretim de yerinde Allah'a bin şükür. Hayaletten korksaydık Gizem avcısı olmazdık. O ne lan? Ne o ya? Gizem yani
Ya şaka üstüne şaka ya. Hadi hadi otur bakalım hadi. Alalım artık. Evet. Hadi kızım yemekleri getir. Oğlum karısın. Hadi yanına bir otur. Benim karım. Tamam hadi otur. Herkes ne istiyorsa alsın. Önce biraz kendimi alayım. Otur oğlum otur. Otur oğlum otur. Gel gel. Bizdekiler de getir. Mağdurların dikkatine. Gizem avcıları ayağınıza geldi. Öcü, böcü, peri, hayalet kenarına, vampir kalbine, cadı dişine, uzaylı derisine, şeytanların kulağına kurşun dökülür. Beş dakikada kovulur, hemen gizem çözülür. Gizem avcıları. Çok iyi. Sefer. Hocam kapat artık şu anonsu ya. Akşamdan beri kafam şişti. İyi tamam. Nasıl ama kız? Nasıl bir anons ya bu? Hem akılda kalıcı hem fantastik hem de hedefine yönelik ya. On numara değil mi? Ne bileyim severim. Ben reklamcı mıyım? Hayır yani on numara Oscar'lık anons yaptım. Şu an hala aramıyorlar ya. Ararlar hocam. Zaman ne olacak ya? İnsanların bir haberdar olması lazım. Naide vallahi benim bu işi becermem lazım. Bak, bu benim son şansım yani. Eğer evlat kuşum ben bu işi beceremezsem beni bir ömür boyu göremeden büyüyecek yani. Allah'ım yardım et. İnşallah şu işi becereyim ben ya Rabbim. Ya bu kadar çabuk mu? Allah'ım hemen duyuldu ya. Ben açayım, ben açayım. Bana bak, beni hemen bağırma. Ya. Biraz ağırdan aldır beni. Hemen beni şey yapma. Beni muhatap etme. Gizem avcılar hattına hoş geldiniz. Öcü böcü için biri, hayaletler için iki, paranormal ayıplar için lütfen üçü dışlayınız. Seferga doğruluğa bağlanmak için ecik bekleyiniz. Ordunun derileri aksa yukarı aksa bilmem sana elleri ordu isteğime kalsa sürmelim aman. Ordunun derileri aksa yukarı aksa. Aynı deten olmayayım zaten. Aynı tamam tamam sağ olun sekreter hanım. Sefer buyurun ben. Alo. 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 Kapattın Ayda. İyi mi oldu yani? İyi akşamlar. O ne lan? Resil oldu. Tamam, tamam öyle yapalım. Tamam. Alo. İyi akşamlar. Kayıpları bulduğunuzu duydum da doğru mu? Evet efendim, kayıplar bulunur. Beş dakikada sırlar çözülür, gizemler çözülür. Beş dakikada kayıplar bulunur. Doğru adres. Buyurun. Ben umudumu kaybettim de. Bulur musunuz? Umut mu? Umut bir arkadaşınız mı Umut? Bir arkadaş mı yani Umut? Alo. Bu nedir daha ilk telefondan? Bu ne ya? Ne oldu Sefer? Umudunu kaybetmiş, umudunu bulur musunuz diye bana. Gülme ne abi de ya. Ay aman kocam ya. İnsanlar sonuçta spiritüel dünyaya hazır değiller. Ya, ben alışacaklar yani. Merak etme. Oha. Ben şey yapayım. Hadi, haberleri al, haberleri. Dur alacağım Nadi, sakin ya. Gizem avcılar Sefer, buyurun. Bir gayb ihbarında bulunacaktım. Evet efendim, kayıplar bulunur, gizemler çözülür yani. Buyurun efendim. Eşimden iki gündür haber alamıyor. Ha. Eşiniz peki normal bir yoldan mı kayboldu yoksa... Paranormal bir yoldan mı kayboldu? Mektup bırakıp gitti, beni terk etti. Oğlum yani düz, dümdüz terk mi et, düz? Terk edildim diyorum Gizem avcısı bey. Şimdi biz ona bakmıyoruz, ona... Neyi bakıyor? Adliye maddiye bakar o işte yani, bizim alakası yok ki. Gizemli bir tarafı yok bunun yani, gözünü seveyim. Biz bakmıyoruz ona, gidin şey adliyeye şey yapın yani. Size yazıklar olsun, bir aile dağılıyor burada. Kapat! Saygısız ya, hanımımın yanında. Yazık ya, adam ne kadar da üzülmüş. Yok, yok. Ne diyeyim Nade? Bir tane doğru düzgün müşteri aramayın ya. Beni bildiğin ihbar attı bellediler yani. Bu olmayacak. Bu işi yapamayacağım herhalde. Sefer, aç, 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 aç. Vallahi hissediyorum bu sefer. Yağlı bir müşteri. Haberleri al, haberleri al. Nade, açacağım. Susarsan açacağım. Gizem avcılar Sefer. İyi akşamlar. Benim en değerli varlığım kayboldu. Kleopatra'yı kaybettim. Kleopatra?
Hanımefendi o çok tarih, eskiye dayanıyor yani. Astral seyahat modumuz şu an açılmadı yani. İleride belki astral seyahat mod falan açarsak o zaman bakılabilir. Şu an o kadar eskiyi çözemeyiz. Gerçek Kleopatra değil ya. Kedim. Kedimi kaybettim. Lütfen yardımcı olur musunuz? Diyemeyeyim ki diyemeyeyim. Paranormal. Paranormal mi? Şekilde mi kayboldu? Normal bir şekilde mi kayboldu? Paranormal şekilde mi kayboldu kedimiz? Bence normal bir kayıp değil. Gerizekalı bir kadının teki pusette gezdirdiğim kedimi kaybetti. Hala bak ya. Ya bari dalga geçeceksiniz. Adam gibi dalga geçin ya. Pusette kedi gezdirmiş. Ben de inandım. Ayıptır ya. Aa tabii. Kleopatra tahtsız olur mu hiç? Pusetiyle götürürdüm ben onu her yere. Kapatır mısınız lütfen? Kapat! Bu ne ya? Vallahi olmayacak. Haydi yani ben başaramıyorum ben bu işi. İstemeyeyim. Ah Seferim ya olur mu öyle şey? Zaman ne olacak hocam? Zaman ne olacak? Hadi bakayım sen bir yat dinlen şimdi hadi. Al al yine bak saçma zaman bir şey vallahi bakmayacak. Tamam kapat hadi. Bakamam şu an. Hadi canım. Yat yatabilirsen bu kadar stresli. Haydi bu. Siz tüm gün burada böyle oturacak mısınız ya? Allah Allah ne yapacaktık Mine Hanım? Sokaklara çıkıp gel gel diye bağıracağız mı? Çığırtkanlık mı edeceğiz yani? Ay. Açsanıza. Ne var ya? Açsanıza dedim. Kötü bir şey demedim ki. Asistan dururken biz niye açık ya? Biz küçük esnaf mıyız? Açsa. Kız biz bugün presentable avcılarız kız. Biz bu paranormal işlerin CEO'suyuz. Biz mi açacağız, sen açacaksın. Uzatma. Ha, doğru değil. Sen açacaksın ki kurumsal kimliğimiz ön plana çıksın. Ha, kurumsal. Tamam o zaman. Gizem Avcıları Müşteri Hizmetleri'ne hoş geldiniz. For English Press 9. Kayıp çalıntı işleriniz için bire, öcü, böcü ve bilimum hurafeler için iki ye, cadı, vampir, uzaylı musallatları için 3E basınız. Evet basınız. Tamam ver artık. Bassanıza. Hatalı ya da eksik bir tuşlama yaptınız. Ana menüye dönmek için kareye basınız. Det. Kızım ne bağırayım müşteriye? Müşteriye bağırılır mı? Sesin titredi ya. Ne yaptın kız? Niye kapattın telefonu? Eksik bir tuşa basmadı. Kızım beni delirtmesin. Burası pideci mi zaten? Ana beni hasam falan diye çığırtkılı orada bir şeyler yaptın. Hem bassa nereden anlayacaksın neye bastığını? Allah'ım. Sen. Dur. Sakın açma. Sen açma. Sen aç oğlum sen. Ses şey yapma. Gizem Avcıları Müşteri Hizmetlerine hoş geldiniz. Öcü böcü peri hayalet kenarına. Vampir kalbine, cadı dişine. Şeytanların kulağına kurşun dökülür. Meral bir şey. 5 dakikada kovulur, hemen gizem çözülür. Gizem Avcıları. Sizi avcılarımıza bağlıyorum. Beklemedeki sıranız. İkinci kişisiniz. Vurdunun derinleri, aksan yukarı. Vurdunun derinleri, aksan yukarı. Bekleme yerinde sıradaki bekleme sıranız. Birinci kişisiniz. Aksan yukarı. Bekleme geçti. Sıfır kişisiniz. Sizi en müsait avcımıza bağlıyorum. Tamam alalım. Onları da alalım. Para sorun değil ha. Buyurun. Ben Seferettin Kadıoğlu. Anlatın çözeyim. Kayıplarla ilgileniyorsunuz değil mi? İlgilenmiyoruz. Direktman çözüyoruz. Neyiniz kaybolmuştu? Thank you.
kaybolmuş lan? Ne kaybolmuş lan? Söylesene. Oh. Efendim ben biletimi kaybettim. Ne bileti? Tiyatro, sinema, konser. Yo hayır, piyango bileti. Lan nasıl olsa çıkmaz canım, boş ver onu. Çıktı vallahi. Hem de büyük ikramiye tam 2 milyon. Ne? Oğlum nasıl kaybettin o bileti? 2 milyon? Lan niye kaybettin lan? Kaç kişinin umudu lan o bilet? Lan neredeydi? Ahlan neredeydi 2 milyon bilet kaybolurken? Tamam. Lan 2 milyonluk bilet kaybolurken neredeydin? Tamam tamam. Eğer bulursanız ikramiyenin yarısını size veriyorum. Olur yani, insanlık hali canım. Herkes her şeyi kaybediyor zaten yani, normal. Tabii canım, bizim başımıza da gelebilir. Gelemez de, gelmeyi de yani, gele de biliyor yani. Adam gelmiş, gelmiş. Beyefendi, bu bileti kaybettiniz de bir hatırlıyor musunuz tam neredeydiniz o gün yani? Tam değil, çok içmiştim. Zaten meyhanedeyken bir arkadaşımla ortak almıştık. O da bileti kaybettiğimi duyunca inanmadı. Yalan sandı. Haklı. Yani kendi açısından haklı. Bileti orada düşürmüş olabilir misiniz? Mümkün değil. Çünkü yol boyunca bilet elimdeydi. Sonra çorbacıya gittik. Oh, işim be. Hem de sarımsaklı, limonlu. Sarımsaklı, limonlu. Peki, bilet oradayken yanında mıydı? Evet, evet. Yani büyük ihtimalle. Sonra ne yaptınız? Orasını şey etmesek de es geçsek abi. Beyefendi bizden bir şeyler saklıyor, hemen anladım. Yok, saklamak değil de hani yengeniz duyarsa oyar beni, oyar. Oyar. Şimdi canım kardeşim, yani bizi doktormuşuk gibi düşün yani. Bizden gizli saklı bir şey olmaz yani. Bunu açık açık anlatabilin yani. An ferah. Eski sevgilimin evine gittim. Pisliği. Yok, herhangi bir pislik yaşanmadı, yaşanamadı. Ne diye gittin o zaman eski sevgilinle? Pişpirik oynamaya mı gittin? Hı? Yo, pişti bile oynamadan don paça dışarı attı beni zaten. Sonra ne yaptınız? Vallahi sonra eve geldim. Sabah uyandığımda bilet yoktu. Sefer Bey. Cevher Bey, şimdi uzun uğraşlarım sonucu, incelemelerim sonucu bizim ilk hedefimiz olarak belirlediğim bir durum var. Şudur. Yani işkembe içecek var. Tadına bakak gelmişken ayıp olur yani. Ey Guman. Oğlum ne pis boğazsın sen ya. Şimdi sırası mı çorbanın? Önce bilet. Bak bak bak. Ne oldu? Çorbacı bende. Garson sende. Sen de bak. Gözlüğün ara oğlum. Ne gözlüğü? Bak. Masaların altına bak. Sen zeki şey sen. Nereye gittik ya bu gözlük? Allah Allah. Gözümü kaybettim ya. Çok da belli etmedi besin. Aslan! Canım şöyle 3 tane güzel bir, 7 tane bir işkembe getir bakalım. Şöyle sarımsaklı olsun hadi. Tamam abi. Lan çorba içmenin sırası mı lan şimdi? Bana bağırma bak. Anlamasınlar buraya niye geldiğimizi, ajanlık yaptığımızı anlamasınlar. Normal görünelim diye yaptık. Çık. Doyuramadık lan seni, doyuramadık. Salak. Allah Allah, nerede ki bu gözlük ya? Nereye gitti acaba? Burada mı ki bak? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasıl işler? Müşteri var mı müşteri? Anlamadım. Müşteri var mı diyeyim yani? İşler kesat mı, açık mı? İyi, fena değil Allah'a çok şükür. İyi, iyi.
yoksa? Bıraksana kardeşim makbuz defterini. Aman hiç. Şun lan. Gözümü kaybettim de onu arıyordum. Olamaz mı? Kaybedemez miyim gözlüğümü? Lan bırak elin delisiyle. Deli herhalde çocuk. Niye şey yapıyorsun? Bir de buraya bakalım. Acaba burada mı? Bakayım. Bak! Hayırdır birader? Ne yapıyorsun masanın altında? Gözlüğümü kaybettim de abi. Göremeyeyim ben. Ben az biraz körüm de. Git başka yerde ara. Almayayım façanı aşağı. Ha, tamam abi. Bunun canı mermi istiyor ama neyse ben şimdi ona uymayacağım. Oo, kasa Alman markası mı? Bilmem. Ben bileyim. Çok güzel marka o. Vallahi. Niye bakıyorsun kardeşim? Bıraksana kasayı. Ya bir arkadaşa bakıp çıkacaktık ya. Ne oldu? Ne değerli kasan varmış ya. Hop hop birader ne yapıyorsun ya? Mahmut'im lan. Tövbe tövbe. Ne yapıyorsun kardeşim? Arkadaşım ruhsat, orijinal ruhsat mı? Bakayım yalandan çorba içmek yani. Allah Allah çattık ya. Bağırma aslana ne oldu ya? Ruhsata baktık. Bu ne ya? Ne yapıyorsun kardeşim? Kasayı mı çalıyor? Ne çalayım lan? Bırak şunu. Bırak kasayı ya. Bırakmayayım oğlum. Bırakmayayım. Bunun içinde saklayayım. Bileyim. Neyi saklayayım kardeşim? Bıraksana kasamı. Bileti saklayayım bunun içinde. Ne bileti kardeşim? Bıraksana kasamı ya. Bırakmayayım. Ne yapacaksın? Polis mi çağıracaksın? Yok. Arkadaşları çağırdım bile. Ha, çağır. Ne olmuş? Gelirler birazdan. Yalan ya. Yalan. Aç. Aç aç. Niye çağırdın? Hayırdır İsmet abi? Bu arkadaşlar güfe gündüz dükkanı soyuyor. Amca abilerin kasasını ver gidelim abiler sıkıntılı bak hadi. Vermeyeyim oğlum bunun içinde bilet. Amca emin misin bak çok kötü durumdayız. Eminim oğlum kokusunu alayım lan. Amca kasanın içinde para var sen paranın kokusunu alayım ver şu kasayı. Bak kardeşim üçe kadar soyuyorum yoksa günah bizden gider. Bir. Yavaş say ya. İki. Amca satır var. Üç. Dönün bıçağı. Günah bizden gitti. Amca abi. Bir adım daha atarsanız alayınızı mermi manyağı yaparım lan. Ruhi, Ruhi! Buradayım benim küçük Matilda'm. Bana diyeyim Matilda benim. Ruhi Bey ben de buradayım. Bak bakayım lan. Bilet kasada mı değer mi? Tamam. Aç amca aç. Aç amca. Bak, var mı? Dur beş abi. Ha. Bir bilete bakacak. Bilet burada ya. Yok. Yok mu? Baktık. Hı? Yok mu? Neyse. Bir daha geliriz. Bir daha sonra bir daha geliriz ya. Heh. Bir daha geliriz ya. Aramız... Bir daha mı geliriz? Herhalde bak. Dükkan bizim yani. Yokmuş. Heh. Baktık çıkalım. Ne oldu ya? Ne abarttın arkadaşlarını çağırayım böyle? Ya kalmam açıklamaya gerek yok. Rahat ol ya. Ruhi Bey bir şey söyleyecektim ben size. Bir saniye arkadaşım ya. Ruhi Bey bir saniye. Bir istirhamım olacaktı. Size bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyebilirim. Ya şunu kim var kim var at ya. At ya ne olur yani. Bilin var mı mis kimiz? Herkes öyle atar gider yapılmaz yani. Bunları bilin yani. Hayret bir şey. Ruhi! Amca! Ruhi! Nerede lan? Ruhi! 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 Ruhi kim ya? Ruhi kim? Bunlar kimdir ya bunlar? Ha? Nasıl mühendisiniz aslanım burası? Alman ya böyle insanlara, mekanlara. Bu nedir aslan böyle? Bu şapkalı olan amcan değil mi? Hangi? Lan saçına, ama saçına diyorum. Yaşına başına hürmeten şey yaptım. Saçları ağırmış adam amca dedim yani. O bir şey aldı buradan. O küçük bir şey aldı buradan bak. Sen şey yapma, kasada dur sen. Ben... Gel lan buraya. Ya sabır.